Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzla birlikte kareyi gömeceğiz arkadaşlar. 13. bölümümüzü gömeceğiz. Bakalım kaç köşe taşı varmış? 10 adet köşe taşından oluşuyormuş. Bu videoda köşe taşlarının hepsini gömmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bira bismillah dedim ve birinci sorumuzla başladım. Diyor ki ABCD bir karedir ve alanı da 50 santimetre karedir. Buna göre x nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi karenin alanı arkadaşlarım a kareydi. Yani bir kenarının karesiydi ki bunu 50 olarak vermiş bize. Dolayısıyla a kare 50 ise a eşittir 25 çarpı 2'den 5 kök 2 bulunur. Yani a dediğimiz şey bir kenar uzunluğuydu. 5 kök 2 yazdı. Şimdi bakın karede köşegen çizildiğinde burada ikiz kenar bir dik üçgen oluşuyor. Yani bunlar hep 45-45 oluyor ki demek ki karenin köşegeni meğersem açıortaymış. Bunları da söylemiş olun. Ve burada 5 kök 2, 5 kök 2, 90 ne oluyordu 90'ın karşısı? Kök 2 katı olacaktı. 5 kök 2'nin kök 2 katı da Ceyhan yaptı, paketledik gittik. Evet, yine 45-45-90 üçgenini kullanacağım. Bakın burada köşegen çizilmiş şu küçük karede. O halde kenarlarımız 3, 3, 3 ve 3 olacak demektir. Bunun da köşegeni 8 kök 2'ymiş. Demek ki kenarlarımız 8, 8 olacak. Şurası da 8 olacak ki x'e de 5 kalsın. Cevap Denizli'den paketlendi. Dikdörtgen biçimindeki bir karton kesilerek 5 kare parçaya ayrılıyor. Evet, buradaki her biri kareymiş. Dikdörtgenin bir kenarı 28 santim olduğuna göre mavi karenin alanı sarı karelerden birinin alanından ne kadar fazladır diye bir soru soruyor. Şimdi şöyle yapacağız dostlarım. Bakın bu en küçük karenin bir kenarına A birim dediğimizde şöyle A'ları döşeyelim her bir kenarına. Şuralarda A, A ve A. Bakın mor olan şu karenin bir kenarı 3A geldi. O halde burası da 3A, burası da 3A, burası da 3A. Ve mavi olan kareye baktığınızda bir kenarı 4A geldi. O halde burası da 4A, burası da 4A ve burası da 4A çıktı. Ve şu uzunluk 28 dediğimiz uzunluk 7A'ymış meğersem ki 7A'yı 28'e eşitledim. A'yı 4 buldum. Şimdi bana ne diyordu? Sarı olanın alanını bulalım. Bir kenarı A'ydı yani 4. 4'ün karesidir karenin alanı bir kenarının karesidir. 16 geldi sarılardan birinin alanı. 4A'ymış bunun bir kenarı yani 16 birimmiş. 16'nın karesinden 256 geldi bunun da alanı. Diyor ki bize mavi karenin alanı sarılardan birinin alanının ne kadar fazlasıdır? Yani 256 16'dan kaç fazladır? Tabii ki 240 fazladır. Cevap Ceyhan'dan patladı gitti. Evet, birinci köşe taşımız tamam. Çektik hemen kenara. Geldik ikinci köşe taşına. Çevreleri farkı 8 santim olan iki karenin. Şimdi iki tane kare düşünelim. Birinin kenarı A olsun. Diğerinin kenarı da B olsun. Ve A ile B'nin A kenarıyla B kenarına sahip olan karelerin çevreleri farkını demiş bize arkadaşlar. Bunun çevresi 4A'dır. Bunun çevresi 4B'dir. Ve bu da 8'e eşitmiş. Demek ki A eksi B hepsini 4'e bölersem 2 geldi. Peki. Ve diyor ki alanları farkı 16'dır. Alanları neydi? Büyük kareninki A kare olsun. Küçüğününki B kare olsun. Bu da 16'ymiş. Bakın 2 kare farkını 16 vermiş bize. 2 kare farkını biz nasıl yazabiliyoruz dostlarım? Bir farkları A eksi B. Bir de toplamları A artı B eşittir 16'ymış. Şimdi biz A eksi B'yi 2 diyebiliyoruz. O halde A artı B'nin 8 olması lazım dedim. Şimdi gelin bunları da alt alta yazalım şuraya. A eksi B'yi 2, A artı B'yi 8 bulduk dostlar. Toplarsak bunları alt alta B'ler gitti. 2A eşittir 10, A eşittir 5 çıktı. A 5 ise toplamlarının 8 olması için B'nin de 3 olması gerekir. Bize büyük karenin bir kenarını soruyor. A'yı soruyor yani 5. Şuna geldik.
2 tane kare var diyor burada. BG'yi de 10 verdim diyor. Buna göre boyalı bölgenin alanı 44 olduğuna göre AB uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz yine küçük karenin bir kenarına A diyelim. Büyük karenin bir kenarına da B diyelim. Şurası da B olsun. Şimdi bize demiş ki boyalı bölgenin alanı, boyalı bölge dediğimiz büyük karenin alanından, yani şurada gösterelim. Büyük kareden B karedir. Küçük karenin alanını çıkartıyorum. A kare. Ve bu da 44'e eşitmiş. Bir de bize BG'yi vermiş. BG'yi de nasıl buluruz? Pisagor yapsak şurada. A kare artı B kare. BG'nin karesine eşit, yani 100'e. Bakın hemen bunun altına da B kare eksi A kare eşittir 44'tü diye yazalım. Bunları bir alt alta toplarsak biz A kareler gider. 2 tane B kare eşittir 144. B kare eşittir 72. B eşittir 6 kök 2 bulunur. Bize de AB'yi soruyor. Yani B'yi soruyor. 6 kök 2'dir. Sorunun cevabı diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 3. sorumuz. Uzun kenarı kısa kenarının 2 katına eşit olan dikdörtgen biçimindeki bir duvara. Uzun kenarı kısa kenarının iki katıymış dostlarım. Şimdi şöyle yapalım. Bunlar da kare miymiş? Kare. Her birinin kenarına A diyelim şöyle. Bakın burası ne çıktı toplamda? 4A. O halde uzun kenarı ne olacak toplamda arkadaşlarım? İki katı olduğu için 8A'dır burası. Tamam. Taşlardan döşenecektir. İki farklı ölçüde kare varmış burada. Duvarın sol kenarına 4 özdeş taş döşendikten sonra boşta kalan alt sıraya 14 adet özdeş taş döşenmiştir diye sormuş bize. Şimdi şunun da bir kenarı A'dır. O halde şuraya kaldı 7A. 7A 14 tane, şuradakileri de BB yazalım her birinin kenarına. B dersek 14 tane B var. Demek ki 14 tane B eşittir 7A'ya. Yani 2B eşittir A'ya diyebiliriz. O halde A yerine 2B yazabilirim şimdi. O aklımda dursun. Sonra diyor ki bize alt sıradaki taşların üst kenarı, üst kenar ile duvarın en üst arasındaki uzaklık 70. Yani şurada gösterdiğini söylüyor. Büyük taşlardan birinin alanı küçük taşlardan birinin alanından ne kadar fazladır? Şimdi şurayı bulalım. Şurası normalde 4A'ydı. Ama şuradaki bir kenar B'yi çıkarttık. Şuraya 3A kaldı. Peki biz A'yı 2B bulmuştuk. 3A kaç B yapar? 6B. Demek ki 6B'yi bize 70 olarak vermiş arkadaşlar. Tamam, bu da dursun. 6B 70. Büyük taşlardan birinin, hadi B'yi de bulalım isterseniz buradan. B eşittir 70 bölü 6. Yani 35 bölü 2. Şimdi gıcık bir sayı çıktı da o yüzden biraz ikilemde kaldım arkadaşlarım ben. Devam edelim bakalım. Şimdi büyük karenin alanı A kare. Eksi. Küçük karenin alanı B kare. A kare eksi B kareyi soruyor bize. Ne kadar fazla olduğunu soruyor. A karemiz ne yapar? A'yı ne bulmuştuk biz? 2B bulmuştuk. 35 yapar. 35'in karesi eksi. Burada bir sıkıntı var ya. Bir daha baştan yapacağım soruyu arkadaşlar. Şimdi şunların her birine B, 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 B dedim. 14 tane B var burada. 14 B uzunluğunda burası. Bir tane de A var. Bir tane de A uzunluğunda. 14 B ile 1 A'nın toplamı 8 A'ya eşit. Çünkü buraya A, A, A dediysem bu 2 katıymış. Toplam 8 A'ymış uzun kenarı. A'sı buradaysa 7A kaldı buraya. 7A 14 tane B'ye eşit. 7'ye bölersem A eşittir 2B çıktı. Yani şuralar 2B'ymiş şurası. Şurası da 2B'ymiş. Şurası da 2B'ymiş. Şurası da 2B. Şurası da 2B. Şimdi şuranın toplam uzunluğu 8B yaptı şuradan aşağısı. B buradaysa buraya 7B kaldı. Tamam, hatayı bulduk. 7B burada. 7B 70 ise B'yi 10 buluruz. B 10 ise A'yı da 20 buluruz. Çünkü 2 katıydı. A da 20. Tamam, şurası hatalı oldu. Peki. Şimdi bize neyi soruyor? Büyük karenin alanı 20'nin karesi 400.
Küçük karenin alanı da 100. Ne kadar fazladır diye soruyor. 400 100'den 300 fazladır. Cevap Denizli'den geldi. Evet, ikinci sorumuz da buydu. İkinci köşe taşımız. Şimdi geldik 3 numaralı köşe taşına. ABC'de kare, şurada bir 25 var. X kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi bakın, kenarına bir kenarına tık tık koymuş. Hemen bu kenara, bu kenara ve bu kenara da ben koydum. Ve şurada bir ikizkenar, şurada bir ikizkenar çıktı. Şimdi karenin bir iç açısı 90 dereceydi. 25'i buradaysa buraya 65 derece kaldı. İkizkenar olduğu için bu da 65. 65 65 130. Buraya da 50 derece kaldı. 90 olması için buranın buraya 40 kaldı. İkizkenar olduğu için bu da x ve 2x'e 140 kaldı. Demek ki x'ler 70 70 oldu. Cevap Ceyhan'dan geldi. Şuna bakalım. Eşkenar üçgen diyor. O halde bütün açılarına şöyle 60'ı bir döşeyelim. Kenarlarına şöyle tık tık koyalım. Karenin de bir kenarına tık tık koyduk. Hepsine koyalım. Bakın şurası 60 ise buraya 30 derece kaldı. İkizkenar olmasından sebep 30 ise burası 150 kalıyor şu iki açıya. 75 75 paylaşıyorlar bunlarda. Peki 60 75 daha 135. Buraya da 45 kaldı diyebiliriz. Cevap Edirne'den geldi derim arkadaşım. Şekildeki ABC'de karesi ve B, E, C eşkenar üçgeni veriliyor. Eşkenar üçgen C köşesi etrafında saat yönünde alfa derece döndürülürse, şimdi alfa derece döndürelim bunu. Demek ki CE kenarı alfa döndü, buraya geldi. Demek ki CB kenarı alfa döndü, buraya geldi. Şimdi eşkenar üçgenin şu kenarı, şu kenarı ve şu kenarı eşittir. Dolayısıyla döndükten sonraki boyları da eşittir. Bunlara da tık tık koydum. Bakın şurada CB karenin bir kenarıdır. O halde diğer kenarlarına da tık tık koydum. Ve şuradaki ikiz kenarı yakaladım arkadaşlar. O halde burası da 65. 65, 65, 130. Burası 50. Alfa 40'tır. Eşkenar olması için burası 20. Burası da 40 geldi. Ha, alfayı soruyormuş zaten. Alfa kaç derecedir diye soruyor. 40'ı bulduk arkadaşlar. Evet, 4 numaralı köşe taşındayız. ABC'de bir kareymiş. Şurası 6 ise burası da 6, burası da 6. Ve şuradan bir Pisagor çaktım hemen 90 derece olduğu için. 52'den 36 çıktı, 16 kaldı. Buraya da 4 yazdım o zaman. 6 ise buranın da 6 olması için 2 kaldı. Bakın şurada da bir Pisagor çakacağım hemen. Ve biri diğerinin 3 katıysa küçük olanın kök 10 katıydı. 2 kök 10'u yapıştırdım hemen dostlarım. Şuna gelelim. 7 ile 1. Şimdi şu 7'yi biraz böyle uzatırsak şurası 1 ise burası da 1 oldu. Şuraya biz bir h diyelim. Bakın karenin bir kenarı 7 artı h'a eşit. O halde şuraya 6 artı h kaldı diyebilirim çünkü 1 burada. Buna göre x kaçtır? Yani karenin bir kenarını soruyor bize dostlarım. Şurada bakın diklikten diklik indirdiğimiz için Öklit çakalım. H kare eşittir 1 çarpı 6 artı h olsun. Şimdi h buradan 3 dersek 3'ün karesi 9'dur. Burası da 6 artı 3'ten 9 gelir. Yani h gerçekten 3. O halde bir kenar 10 geldi. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Şekilde ağzı açık küp biçimindeki bir kabın karşıdan görünümü veriliyor. Küp boş durumdayken tabanının ortasına 5 santimlik bir kalem dik olarak yerleştiriliyor. Tamam, şurada bir kalemimiz var. Bu kalemin boyu 5 ve tam ortaya yerleştirilmiş. Ardından kalemin tabanında A ve B köşelerine eşit uzaklıkta ince bir ip bağlanıyor. Daha sonra kap ağzına kadar su ile doldurulduğunda kalem tabana dik şekilde yükselip ipler gerildiği anda ucu kap seviyesine geliyor. Tamamdır. Bak şimdi şurası 5'ti. Şunlar eşit uzunluktaki zamazingolardı ve ben bu kalemin tam ortada olduğunu biliyorum. Şurayı ikiye böldüğünü biliyorum. Tam dik olduğunu biliyorum. Kabın bir ayrıtı 80 santim. O halde şurası 40, 40 olacak. Şurası 80 olduğu için 5 kalemin boyudur. Şuraya 75 kaldı. Bakın bunu 5'e bölelim 25. Bunu 5'e bölelim 8 olur. 8 5'e bölersem 15 pardon. 5'e böldüm 15. Yani 15'in 8, 5 katı. 15'in 5 katı.
Bu da 8'in 5 katı. Demek ki 8, 15, 17 üçgeninin 5 katı. Bu da 17'nin 5 katı olacak. 17'nin 5 katı da 85 yapar. Burası da 85 oldu. İplerden birinin uzunluğu nedir diye soruyor. 85'i bulduk bile biz zaten. Çok da. Evet, 4 numarayı da gömdük. Çevirebilirsem eğer ki arka tarafı 5 numaraya geçeceğiz. Şöyle biraz düzgünleştireyim kağıtlarımızı. 5 numara. 2 var, 8 var. X nedir diye soruyor. Hemen şuradan bir paralel ben çizdim. Burası da 2, burası 8. Buranın da 8 olması için şuraya da 4 kaldı dedim. Ve Pisagor'u çakıyorum burada bakın hemen. Biri 4, biri 8. Yani biri diğerinin 2 katıysa Pisagor yapmıyordu. Küçük olanın kök 5 katıdır deyip işaretledim bile. Geldim buna. Çok benzer işlemler yapacağım burada. Şimdi şunu şöyle uzattık. Burası 5'tir dedik. Şuraya 8 kaldı dedik 13'ten. 8, 15, 17 üçgenidir. Burası da 15 oldu dedim. Bu da bir kareymiş. Demek ki burası da 5. Yani şu kenarımız 20 çıktı. Bu kenar 13 geldi. 13 ile 2'nin çarpımı 26'dır. Bir de 0 koyuyorum. 260 çıktı benim dikdörtgenimin alanı. Tavanda raylı bir sistem üzerine bağlı eşit uzunluktaki iki halat kare biçimindeki bir çerçeveyi şekil 1'deki gibi bir kenara tavana paralel olacak biçimde tutuyor. Tamam. Daha sonra halat sabit kalıp soldaki halat sabit kalıp sağdaki halat sola doğru 10 santim kaydırılıyor. Bu halat uzatıldığında şekil 2'deki görüntü ulaşılıyor diyor. Çerçevenin alanı bu kare miydi? Kare biçimindeymiş. Evet. Çerçevenin alanı 2500. O zaman bir kenarı 50 olacak ki 50'nin karesidir. 2500. Tabii ki burada da şöyle 50'lerimizi yazalım. Olduğuna göre son durumdaki sağdaki halat kaç santim uzamıştır diye bir soru soruyor bize. Şimdi bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok tabii ki soruyla ilgili. Şimdi normalde şuradaydı bizim halatımız. Şöyle paraleldi bu kenar buraya. Ve ne kadar geldi buraya? 10 santim geldi. Şimdi tabii ki bu iplerin arasındaki mesafe 50 idi. Şuraya 40 kaldı arkadaşlarım. 40. 40, 30, 50 üçgeninden 30 santim uzamıştır dedim. Bakın pat diye çıktı. 3, 4, 5 üçgeninin 10 katından pat diye geldi cevap. Ben de korkuyordum ne yapacağım diye. 5 de tamamdır. Geldik 6 numaraya. Kare biçimindeki 2 var. 2 kök 13 var. Çevre ABCD. Şimdi karede köşegenler dik kesişir. O yüzden buraya 90'ı çaktım. Bak şuraya A birim dersem karede tıpkı dikdörtgende olduğu gibi şu köşegenlerin 4 parçası eşittir. Yani burası A artı 2 ya. Bu da A artı 2. Bu da A artı 2. Bu da A artı 2. Ve ben şurada bir Pisagor çakarsam 4, 6, 2 kök 13 üçgenini bildiğim için A'yı 4 bulurum. Tabii sen normalde Pisagor'da yapabilirsin A'yı bulmak için. Peki, bakın şurasını 6 bulduk o zaman. E bu da 6, 6, 6, burası oldu 6 kök 2. Karenin bir kenara 6 kök 2 ise çevresini soruyor. 4 tane 6 kök 2'dir. Geldik buna. AC bir köşegense arkadaşlarım bakın şunu çizdiğimde bu da köşegen olmalı. Tam burası doğrusal olmalı. Neden hocam? Çünkü köşegenlerin 4 parçası eşitti. Şunları eşit verdiği için buna da gönül rahatlığıyla eşittir deyip buranın 90 olduğunu söyleyebiliriz artık. Sonra bakın 12 ise burası. Burası 6 kök 2. 6 kök 2. 6 kök 2. Şu uzunluk da 6 kök 2'dir diyebilirim. EF, AF'nin 2 katıymış. Demek ki burası 2 kök 2. Burası 4 kök 2 olacak. 2 katı olduğu için. Sonra da X'i soruyor bize. Bakın yine burada 4, 6, 2 kök 13 üçgeni var. 2 kök 13. Ama kök 2 katı var. O zaman bunun da kök 2 katı. Yani 2 kök 26 gelir. Sorunun cevabı. Bakın buna da alışın. Çok sık çıkıyor karşımıza. 4, 6, 2 kök 13. Bu da çok sık çıkıyor. O yüzden ben ezberledim. Siz de ezberleyin isterseniz. Tangram. 5 dik üçgen, 1 kare ve 1 paralel kenar parçadan oluşan 1 kareden ayrılan parçalarla çeşitli şekillerin elde edildiği bir oyundur. Tamam. Alanı 128 birim kare olan bir tangram tahtasından ayrılan 2 parça.
Şimdi bunun alanı 128'miş ve bu kareymiş. Demek ki bir kenarına A dersek A kare eşittir 128'miş. A eşittir kök 128. 64 çarpı 2'den 8 kök 2 geldi benim bir kenarım. Tamam. Bu da 8 kök 2. Şurası da 8 kök 2. Burası da 8 kök 2. Tamamdır. Peki. Devam edelim. Karede köşegenler dik kesişiyoruz. Şurası 90 oldu diyelim. Neyse. İki parça balık figürü elde edilmiştir. ABC doğrusal olduğuna göre balık figürünün uzunluğu kaç birimdir diye bir soru soruyor. Yani şuradaki mesafeyi ölçün diyor bize. Bakın şu sarı karenin bir köşegeni lazım bize. Şurası. Bu şu pembe dediğimiz şeyin de şu diklikle hipotenüs arasındaki şu mesafesi lazımmış dostlar bize. Bu ikisinin toplamını soruyor. Bakalım neler bulacağız. Şimdi burası 8 kök 2 ise şurası dik olduğu ve şu eşit olduğu için dostlarım 8 8 geldi burası. Tabii ki şurası da 8 çıktı. Tabii ki şuranın toplamı da 8 geldi. Burası da toplamda 8. Şimdi başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Başka nasıl bulabiliriz diye. Şimdi şuna biz bir A desek. A desek burası A. Burası A kök 2. Bu A olduğu için bu da A. Bu da A kök 2 geldi. Şurası da A. Şurası da A. Ve bu ikiz kenar üçgen olduğu için bu da A. Burası da A kök 2 geldi. Burası da A kök 2 geldi. A A. Bu da A kök 2 geldi. Bakın 2 A'nın kök 2 katı 8 kök 2'ye eşit bir kenara. Kök 2'ler gitti, ben A'yı 4 buldum. Şimdi bana ne lazımdı? Şurası. Yani şurası. Demek ki A lazım. Bir 4 buradan geliyor. Bunun bir köşegeni lazımdı arkadaşlarım. A 4 kök 2 olduğu için, A 4 olduğu için burası da 4 kök 2 geliyor. Demek ki toplam 4 artı 4 kök 2'ymiş. Cevap Ceyhan'dan gelmiş bile çoktan. Evet, 7 numaradayız. Karede köşegeni çizeceğiz arkadaşlarım. Klasik soru tipidir bu. Köşegen çizdiğinizde köşegenler dik kesişir ve köşegenler birbirini ortalar. Şimdi burası toplam 10 olduğu için 5, 5 diye bölecek. Yani şurası 5'tir. Şuraya da 1 kaldı. Bu da aynı şekilde eşit olduklarından bu da 5, 5. Ve bakın şurada da Pisagor çakacağız. X kare eşittir 5'in karesi artı 1'in karesi. 26'dan kök 26 geldi. Yine köşegenleri çizeceğim arkadaşlarım. Bakın şu diğer köşegeni de ben çizdiğimde burayı kesin 2'ye bölecek. Ve şurayı da 2'ye böldü. Çünkü bakın bunlar 13, 13 eş üçgen çıktı bunlar. Demek ki şurası 5, şurası 5 hatta 12, 12. O halde şu parçada 12 olacak 7, şu parçada 12 olacak x'de 7. Cevap Edirne'den geldi. Üçüncü soru. Kare biçimindeki bir karton. Kenarları kesilerek A, B, C şeklinde 3 parçaya ayrılıyor. Alanları bunlarmış. Şimdi C eşittir 4B'ye eşitmiş dostlarım C. Şimdi C 4 tane B'ye eşitse bakın bu köşegen olduğu için şurası, burası 4B ise üst tarafı da 4B'dir. Hocam burada B olduğu için buraya da 3B kaldı. Yani A da 3B'ye eşittir. Şimdi bizden ne istiyor? GK. GK şurası bölü DF. DF neresi? Şuranın tamamı. Bunların da oranını istiyor. Hemen şöyle köşegenimizi çizelim mi buradan diğer köşegeni? Köşegenler dik kesişecek. Şimdi köşegenler birbirini ortalamak zorundadır arkadaşlarım. Bu 4B'yi de 2'ye böler. 2B burası, 2B burası diye. Şu üst taraftan da 2B'ye 2B diye bölecek. B buraya düştü. Buraya da 2B kaldı diyebilirim. Ve bakın ne oldu dostlarım? Şurası 2 eşit parçaya bölündü. Çünkü alanları 2'ye bölündüyse kenar da 2'ye bölündü. Şuraya AA diyebilirim. Şimdi burası 2A ise bu köşegen parçası da 2A'dır. Bu da 2A. 2A diye bölünür. Şurada da bakın A 2A. O halde hipotenüsüm ne olacaktı? Benim hatırım için ezberleyin demiştim. Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı. GK'yı bulduk bakın. A kök 5. Bölü DF. O da neydi? Bu köşegenin uzunluğu 4A. A'lar giderse kök 5 bölü 4 çıktı. Denizli'den geldi cevap. Evet.
7 numarada tamam. Elhamdülillah siz de görün arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi karede yine köşegen çizeceğim dostum. Öncelikle bu 3 kök 2 ise şu da 3 kök 2. Bu köşegen de kök 2 katıydı 6. Şimdi ben diğer köşegeni çizersem köşegenler dik kesişiyor. Birbirini 2'ye bölüyor. 6 olduğu için 3, 3, 3 diye 2'ye böldüler. Ve bakınız şurada bir dik üçgen çıktı. Hipotenüs 3 kök 5 ise ne demiştim kök 5'i görünce kesin biri diğerinin 2 katıdır. 3 ise burası. Burası kesin 6'dır o halde. Demek ki x de 3 olacak. Cevap Denizli'den gelecek. Hadi bunu da yapalım. Bakın diğer köşegeni de biz çizelim. Köşegenler dik kesişir diyelim. Ve bakın 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı yarısı 8. Bu köşegen parçası 8 ise şunların 4'ü 8. Bakın burada ne var? 45, 45, 90. 8, 8. 8 kök 2 olacak. Yani Edirne'den gelecek cevap. Bu ne diyor? Bir zemin üzerinde duran küp sandığın karşıdan görünümü veriliyor. Bu küpmüş. Burası kare o zaman. Tamam. Küp bir kişi tarafından A noktası sabit kalacak şekilde D noktasına bağlı bir halatla çekildiğinde noktaları doğrusal hale geliyormuş. Şurası doğrusal hale geldi. Alan ABCD 72. Şimdi alan neydi küpte? Bir kenarın karesiydi. Yani A kareyi 72 vermiş bize. Demek ki A 6 kök 2. Şimdi küpün bir kenarı 6 kök 2'ymiş. Ve P D üssü 14 birimmiş. Şimdi şuradan da aşağıya bir diklik indirirsek şuranın toplamı 14 birimmiş. Olduğuna göre başlangıçtaki A ve P noktaları arasındaki uzaklık nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi biz şurayı 6 kök 2 diyebiliyoruz. Bir tek şurası kaldı. X'i bulsak BP'yi bunların ikisinin toplamı gelecek diyebiliriz artık. Peki. Bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi küpün bir kenarı 6 kök 2 idi. Şurası 6 kök 2. Burası da 6 kök 2 diyelim. 6 kök 2, 6 kök 2 ise burası kök 2 katı olacak. 12. 14'tü buranın tamamı. Şuraya da 2 kaldı arkadaşlar. 2 ile 14 14'ü 12 ile 2 şeklinde bölmüşüz. Peki. Şimdi şuradan da aşağıya bir diklik indireyim. Bakın buna A diyelim. Şurası B, şurası A, şurası B oldu. Ve bunlar benzer üçgenler çıktı. Hatta 90'ların karşısı tıpatıp aynı olduğu için eş üçgen çıktı arkadaşlarım bu keratalar. Şimdi bunlar eşse şuraya ben X dediğimde bunun da kısa kenarı X. Buraya Y dediğimde bunun da uzun kenarı Y olacak diyebilirim. Şimdi bir de şurada benzerlik çakalım mı arkadaşlar? Benzerlikte ne yapacağız? 2 bölü 14'tür benzerlik oranları. Yani buna ben 2X dersem burası 14X olacakmış diyebilirim. Ya da X dersem 7X olacakmış. Aslında öyle desem daha güzel olur. Kibar söyleyelim. Buraya X diyelim. Burası 7X. Burası X, burası 7X oldu. Peki. Şimdi şuradan da Pisagor çakalım. X kare artı 7X'in karesi. 1X, 49X de oradan geliyor. 50X kare yaptı. Eşittir. 6 kök 2'nin karesi yani 72. Hemen X kare eşittir. 72 bölü 50. X eşittir. 6 kök 2 bölü 5 kök 2 yapar ki bunlar da giderse X eşittir. 6 bölü 5'miş. Tamam. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi şurası toplamda 8x. Burası ne olacak arkadaşlarım? Şu mesafe ne olacak bu durumda? Bakın 12'ye 2 oranı var ya, yani 6'ya bölmüşüz bu tarafı. Burayı da 6'ya böleceğiz. Yani 8x'e burası 8x bölü 6 olacak. Şimdi bize de A ile P arasını soruyordu ya. Şimdi A ile P arası toplamda 7x ile 8x bölü 6'nın toplamıdır. 7x artı 8x bölü neydi? 6. Hatta şunu da sadeleştirelim. 4x bölü 3 diyelim. Toparlayalım. 3 kere 7 21. 4 daha 25x bölü 3'tür benim aradığım cevap. Şimdi x yerine de 6 bölü 5 yazalım. 25 bölü 3 çarpı 6 bölü 5 yazıyordum x yerine de. 6 bölü 5. 5'ler giderse 5. 5 kere 6 30. 3'e böldüm.
10 çıktı sorumuzun cevabı. Öf, ben biraz gıcık yoldan bulmuş olabilirim arkadaşlarım. İlk aklıma geleni yaptığım için biraz gıcık olmuş olabilir. Evet, 9 numaradayız. 29-30 dakika olmuş. ABC'de kare ise bir kenarı da 8'miş. Burası 6. 6, 8, şu uzunluk 10. Bunu bir yazalım. Şurası 10, eksi x. Burası 8 ise burası da 8. Şimdi şuraya biz A açısı dersek şuraya B. A, B, 90. Burası A, burası da B oldu. Şimdi bakın burada 90'ın karşısı 8. Buradaki 90'ın karşısını da 10 bulduk. Benzerlik oranları 8 bölü 10. Yani 4 bölü 5 eşittir. Burada A'nın karşısı X'miş. Burada A'nın karşısı da 6'ymış. Yani 24 bölü 5. 2 ile genişletelim. 48 bölü 10. Yani 4.8. Evet, yine 2 tane diklik gördüğüm için hemen AB 90 benzerliği yapalım. AB 90. Şuraya A yazacağım çünkü toplamı 90'dır. Buraya da B yazdım. Şimdi buradaki 90'ın karşısı karenin bir kenarı yani 20. Buradaki 90'ın karşısı karenin bir kenarı yani 20. Demek ki bu üçgenler eş. Yani burada B'nin karşısı 16 ise şunda da B'nin karşısı 16 olacak. Şurası toplam 16. Ve bu 12, 16, 20 üçgenidir değil mi? 3, 4, 5'in 4 katını vermiş bize. E burası toplam 16 olması için x'e de 4 kaldı. Cevap Denizli'den çıktı. 3'e bakalım. A, B, C, D ve K, L, M, N birer karedir. 5, 12, 13 üçgeni var burada değil mi? Demek ki içteki karenin bir kenarı 12. Kesikli çizgiler boyunca katlandığında aşağıdaki gibi bir şekil oluşuyor diyor. Şurası oluştu. 5 ile 12'yi verdim sana diyor. A üssü, B üssü, C üssü, D üssü karesinin alanı nedir diye soruyor. Şimdi bakın şu 5, 12, 13'ü buraya katladık. Demek ki burası 5. Yani şu dik üçgenin kısa dik kenarı 5. E bunlar eş olduğu için bu da 5, bu da 5, bu da 5. Uzun dik kenarı 12 idi. O zaman şuraya kaldı 7. Demek ki bu ortadaki karenin bir kenarı 7. Alanını soruyor. 7'nin karesi 49. Evet, geldik 10 numaralı sorumuza. Köşe taşına. Özdeş iki sürgülü kapağı olan dikdörtgen biçimindeki bir dolabın üzerinde her iki kapakta alanları eş olan kare desen vardır. Kapaktaki alanları eş olan kare desen vardır. Tamam. Dolabın sol kapağı sağ kapağının üzerine doğru 30 santim sürüldüğünde mavi bölgenin alanı pembe bölgenin alanının 4 katına eşit oluyor. Şimdi şuradaki pembeye A dersek şu mavi 4A oluyormuş. Yani şurası 4A. E burada eşitti bunlar birbirine. Şöyle oldu değil mi? Burası A oldu. Şuraya da 3A kaldı diyebilirim artık. Buna göre karenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bu 3A'yı yok etmek için biz şuradan 30 santimlik bir kayma yaptık arkadaşlar. 30 santim kaydırdık. 3A yok oldu. Bir tek A kaldı burada. Şimdi bu şu üçgende konuşacağız biz. Öncelikle bunu biraz daha büyük çizebilseydim iyiydi ama şurada görmeye çalışın. Bakın ben pembe üçgene bakıyorum sadece. Alanlarının oranı A bölü 4A oldu. Lütfen dikkat. Alanlarının oranı 1 bölü 4 oldu. Şu küçük üçgenle büyük pembe üçgeni. Bunun kare köküydü benzerlik oranı. Benzerlik oranı demek ki 1 bölü 2. Yani şurasına ben x dersem şurası tamamı 2x olacak. Buraya da x kaldı. Şimdi demek ki burası 30 ise bunun devamını çizdiğimde xx diye bölündü ya arkadaş. Orta tabanmış demek ki bu. Yani şurasını 2 eşit parçaya bölmüş. Yani 30, 30. Demek ki şurası 60. E mavi de aynısı olduğu için demek ki bunun da burası 60. Tamam. Peki toplam köşegen ne çıktı? 120. 120 ise karenin köşegeni buralar 60 kök 2 olmalı diyebilirim artık. Ve bize de bunun alanını soruyor. Karenin alanını. 60 kök 2'nin karesidir. O da 3600 çarpı 2'den 7200 yapar. Cevap Denizli'den gelir dostlar. Bir kenar uzunluğu 100 santim olan kare biçimindeki bir masa. Bir kenarı 100 santimmiş bu masanın. Tamam.
Yüzeyi üzerinde kare biçimindeki bir masa örtüsü şeklindeki gibi örtü olduğunda masanın yüzeyine görülen dik üçgenler özdeş olmaktadır. Tamam. Yüzeyinde görülen dik üçgenler. Bakın şu dört tane dik üçgen eş oluyormuş arkadaşlar. Masa örtüsünün sarkan uçlarının masa yüzeyine uzaklıkları 20 santimdir. Şuralarda 20'şer santimmiş. 20'ymiş burası da. Tamam. Yani biz bunu şöyle açarsak, şöyle elimizle tutup yukarıya doğru kaldırdığımızı düşünelim. Şöyle bir şekil çıkıyor tabii. Şurayı da şöyle açtık. Burayı da böyle açtık. Burayı da böyle açtık. Heh. Kare biçimindeki bir masa örtüsü. Bu da kareydi. Tamam. Örtünün bir kenarının uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi şurası 20 idi arkadaşlarım. Şurası 20. Şimdi bunlar da eş üçgenlermiş. Tamam. Bir kenarının uzunluğu ne olur diye bir soru soruyor. Şimdi burası 20 ise nasıl yapalım diye bir düşünüyorum. Ben bir şöyle bir şey deneyeyim. Şimdi lan aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Saçmalamak da istemiyorum ama sanırım şöyle yapsak nasıl olur? Şimdi bunlar özdeşse ne anlama geliyor bunlar? Ha şuradan çıkar bu soru ya. Şimdi şurası 20. Bunun da buraya olan uzaklığı 20. Şu arada 100 santim sonuçta karenin bir kenarına eşit. Oldu sana 140. Bakın masa bulduk lan soruyu. Masa örtüsünün köşegeni 140. Demek ki bir kenar 70 kök 2 olacak ki köşegeni kök 2 katı 140 olsun. O zaman cevap Denizli'den çıkacak. Evet doğru. Tamam bitmiştir işte bu kadar. Başka da yoktu herhalde değil mi köşe taşının? Tarama testine geçeceğiz. Evet arkadaşlar burada durduk. Bir sonraki videomuzda tarama testini, konu testini falan hepsini gömmeye çalışacağım. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.